Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesiyle toplumcu gerçekçilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Artık soru bankamız önümüzde ve son iki günümüz koskoca soru bankamızı birlikte devirdik biliyorsunuz ki. Kaçtayız? Sayfa 140'tayız ve bugün tam 4 adet testi birlikte çözeceğiz. Bu dönem çok önemli çünkü ÖSYM fazlasıyla seviyor. O zaman hazırsanız efsane bir ders de sizi bekliyor. Başlayalım bakalım. Evet ne demiş? Öncelikle bu parça aşağıdaki yazarlarımızdan hangisiyle ilgilidir demiş. Bakalım parçadan birazcık çıkarım yapmaya çalışacağız. Eser çıkarımı yapmaya çalışacağız. Ama burada hangi kitaptan aldığını da söylüyor ama bence bir metle de okumaya Gayret gösterelim birlikte. Bakalım şimdi. Vatan Gazetesi 5. ayın 12'si 1954. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler görmeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da görmeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Yazarın 1952'de yayınlanan Son Kuşlar adlı hikaye kitabından aldık. Son Kuşlar kime aitti bir hatırlayabilir miyiz? Çok önemli bir yazarımız. O bir Sayit Faik abası yanıktır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabınız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Böyle metin verip kime aittir, kimden alınmıştır tarzında sorular sormayı da ÖSYM e seviyor. Peki ikiye bakalım hemen ne demişiz? Yukarıda bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demişiz? Hemen bakalım. Eserlerinde insan gerçeğini hareket noktası ...olarak aldı. İnsanın içinde bulunduğu çeşitli ruh hallerini ayrıntılı olarak verdi. Teknik unsurların yanı sıra kişilerin psikolojik tahlillerinde de başarılı oldu. Konu ve kişiler değişmekle birlikte insanın sahip olduğu olumlu güçleri ön plana çıkardı. Karakterlerin tanıtılmasına zaman ve mekan gibi materyal unsurlardan yararlandı. Ruh tahlillerinde derinleşmeyi amaçladı. Firavun imanı, şimdi eserden çıkaracağız. Firavun imanı, Sakarya Meydan Muharebesi, sonrasında Kurtuluş Savaşı'nın seyreti seyrini anlattığı romanlardır. Burada en önemli eseri Firavun İman arkadaşlar. Sorularda fazlasıyla göreceksiniz. O zaman cevabınız Adana seçeneği olmuş olacak diyor. Ne diyor? 30 Eylül, 30 Eylül 1972'de yapılan bir röportajdan alınan bu diyalogta konuşan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bir bakalım. Yeni Ortam Dergisi'nden Pakize Kutlu tutunamayanlarla ilgili ne yap ne yapmak neyi vermek istediniz? Bakın yani aslında tutunamayanların yazarını soruyor bize ama bence şöyle bir hızlıca bir bakalım, karakterlerini de bir görelim. Tutunamayanları ile çok basit bir iş yapmak istedim, insanı anlatmayı düşündüm. Kapalı dünyalar içinde yaşayan yazarların bile bu cümleye hemen isyan edeceğini, peki herkes ne yapıyor diye öfkeleneceğini bildiğim halde bu basit gerçeği söylemekten kendimi alamıyorum. Yeni Ortam dergisinden Pakize Kutlu tutunamayanlardaki Selim Işık kimdir? Yani tutunamayanların ana karakteridir arkadaşlar Selim Işık. Evet. Selim Işık bir birçok tutunamayanın bileşkesidir. İntihar eden bir arkadaşım Ural var ama bütünüyle Selim Işık o kadar değil. Yani Selim Işık ve tutunamayanlar eseri, tutunamayanlar romanı kime aittir ve içerisindeki karakterimiz Selim Işık'tır. Kimindir? Oğuz Atay'ındır arkadaşlar. Önemli bir eserdir. Yine Oğuz Atay'ın bir bilim adamının romanını bilin. Hocası Mustafa İnan'ı anlatıyor. Bu da oldukça kıymetli bir eser. Oğuz Atay dediğimiz zaman postmodernizmin aslında o çizgisini başarılı bir şekilde de sürdürdüğünü görmüş oluyoruz. Peki dördüncü soruya hemen bir bakalım. Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı Göçmüş Kediler Bahçesi adlı kitapları, öykü, gece, kılavuz adlı eserleri roman türündedir diyoruz. Kimdir? Özellikle Troya'da ölüm vardı isimli eser çok çok önemli. Yine uzun sürmüş bir günün akşamı isimli eser önemli. Kimdir arkadaşlar? Bilge Karasu'nundur bu eser eserler diyoruz. Evet, beşinci sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir demiş. Hemen bir bakalım. Daha ilk öykülerinden itibaren genelleyici, idealist ve mutlakçı bir söylemden mümkün olduğunca uzak durur. Anlamı çoğaltan, göstermekten ziyade sezdiren bir anlatım tekniği kurmuştur. Onun öykülere merak güdülemesiyle ilerleyen mutlak sonlu kurgular değildir. Sıradan bir yaşamın çoğunlukla göz ardı edilen ayrıntılarını öne çıkaran yapıtlardır. Kimi öyküleri oldukça belirgin, bazı otobiyografik malzemeler içermektedir. Dost... Yaşamasız kitaplarından itibaren öykülerindeki söz konusu otobiyografik unsurlar 1990 sonrası öykülerde kurmaca gerçeklik ilişkisini sorgulatacak kadar yoğunluk arz eder. Buzul Çağın Virüsü bakın önemli bir eserdir. Bay Muannit Sahtegin'in notları kimindir? Vüsat Orhan Bener'indir arkadaşlar. Yine onun Dost ve Yaşamasız isimli kitapları da önemlidir diyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olmuş oluyor. Altıdayız artık. Bu internet haber sitesinden alınan parça aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir demiş. Bakalım. Son dakika. Güncelleme tarihi Temmuz 14, 2020, 10, 27 demiş. Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden olan sanatçı hayatını kaybetti. Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada edebiyatımızın büyük ismi Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi. Değerli yazarımızı kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak dendi. Yazar 91 yaşındaydı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisini artırmak üzere Paris'e gitti. 1953 yılında yazdığı bir piyes yazalım tiyatro oyunu 1953'te Ankara'da sahnelendi. Üst üste yazdığı oyunlarla 60'lı 70'li yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. İlk romanı Ölmeye Yatmak bakın daha önce de soru getirmiş bir eserden bahsediyoruz şu anda. Ölmeye yatmak bizim için önemli arkadaşlar. Yine bir düğün gecesi ve hayır roman üçlemesi de önemlidir. Bir düğün gecesi bakın sorularda görebilirsiniz. Dolayısıyla cevabınız adalet oğlu dur diyoruz. Peki yedinci sorumuzdayız artık. Şöyle bir silelim. Bu parçada bazı özellikleri verilen yazar hangisidir demiş. Bakalım şimdi. İlk öykü kitabı kaçkınlarda depresif kişilikleriyle şizofrenik tepkiler yarattı. Bakın kaçkınlar kimindi? İkinci eseri olan Bozgun'da içe kapanan bireyin kendini kavga, kavramaya çalışırken temensizliğini fark etmesinden bahsetti. 1953-67 yılları arasında öykülerinden oluşan Av 1967'de yayınlandı. Türk Edebiyatı'nda minimalize edilmiş, dilin damıtılarak kullanıldığı ve tek bir anın anlatımı olan Küçürek Öykü deyince akla gelen isimlerdendir. Ve ilk örneklerini 1001 Hece adlı eserlerinde verdi. Yani Küçürek Öykü'nün önemli temsilcilerinden bir tanesidir ve 1001 Hece adlı eserinde de bunları bir araya getirdi diyoruz. Fiziksel, ekonomik ve sosyal şartların olumsuzluğunda var olmaya çalışan insanların inanç ve yoksulluğunun verdiği zorunluluklarla yazgısal olana bağlanmaları, bağlanmayla birlikte doğa öykülerine dile getirdi ama bizim Esas Bozgunlar isimli eserini bileceğiz, kaçkınları bileceğiz, avı bileceğiz. Küçürek öykü deyince o kişi aklımıza gelecek. O bir Ferit Edgü diyeceğiz arkadaşlar. Önemli bir sanatçımız kendisi yine. Evet buradaki sanatçılarımızın hepsi çok çok önemli. Soru getirme potansiyeli de yüksek. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir demiş. Bir oteli yönetmekle bir kurumu geniş bir işletmeyi bir ülkeyi yönetmek aynı şeydi aslında. İnsan kendine olanaklarını tanımaya gerçek sorumluluğun ne olduğunu anlamaya başlayınca bocalıyordu. Dayanamıyordu. Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı bunu. Yoksa bir otel yöneticisinin yapabileceğinden çok daha büyük hasarlar yaparlardı yeryüzünde. Defteri kapadım ne gereği vardı artık bunları yazmanın ya da birkaç satır yazıp bırakmanın. Çağdaş edebiyatımızın en önemli kişilerinden Zebercet. Bakın karakteri verdik. Zebercet nerede geçiyordu ki otel kavramını da vermiş bize ipucu olarak. Ana yurt otelinde geçiyordu arkadaşlar. Ee, dolayısıyla Yusuf Atılgan'ın unutulmaz romanıdır da dedik. Ne diyoruz? Zebercet deyince, Yusuf Atılgan deyince işte zaten bir otel manzarası da verdim. Nereye gidiyorsunuz? Ana yurt oteline gitmiş oluyorsunuz. Çevresin sayfalarımız artık test 70'teyiz ve yine bu parçada eserlerinden söz edilen yazara bir bakmak gerekecek. Hadi bir birlikte değerlendirelim. Ee, hangisidir demiş hemen bir bakalım. Bir tatlı huzur adı Aylin ve Füreya adını taşıyan üç biyografisi, Sedalinka, Köprü Nefes Nefesi adlı gerçek olaylara dayanan belgesel nitelikteki üç romanı, özellikle Köprü e, dizisi de çekilmiştir arkadaşlar Köprü'nün. Gece Sesleri adlı bir kurgu romanı, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri ve Geniş Zamanlar adlı üç öykü kitabı, İçimde Kızıl Bir Gül gibi adlı bir anı ve Babama adlı bir de şiir kitabı var. Bu kişi Ayşe Kulin'dir. Ama Ayşe Kulin deyince tekrar söylüyorum. Adı Aylin çok çok popülerdir. Füreya, Nefes Nefese, Köprü ve Sevda Linka daha böyle öne çıkan eserleridir. Eğer size Ayşe Kulin'i sormak isterlerse bu sanatçıları soracaklar diyoruz ve cevabımız Adana seçeneği olmuş oluyor. Evet hadi bakalım 2'deyiz artık. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçımıza ait değildir demişiz. Bakalım. Nazlı Eray'ın eserlerinde Ankara'nın özel bir yeri vardır. Fakat her şeyden önce Eray, Eray'ın yepyeni ve çok özgün bir şehir anlatımını edebiyatımıza getirmiş olduğunu Ankara'da belirtmek gerekir. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemlerdeki birkaç istisna bir yana bazı kent, kasaba ve köylerimiz Cumhuriyet döneminde edebiyatımızda yerini almaya başlamıştır. Şimdi Nazlı Eray'ın eseri olmayan Şık benim cevabım olacak. Pasifik günleri, yıldızlar, mektup yazar, arzu sapağında inecek var. Ve ay falcısı arkadaşlar Nazlı Era'ya aittir. Ama saatleri ayarlama enstitüsü kime aittir siz söyleyin. Önemli bir eser. Bu yazarımız aynı zamanda zaman kavramı, bilinçaltı ve rüya kavramıyla da ilgileniyordu. Kimdi? Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Onun Bursa'da Zaman isimli şiiri de çok çok kıymetliydi biliyorsunuz ki. Saatleri ayarlama enstitüsü dediğimiz zaman Ahmet Hamdi Tanpınar aklımıza gelecek ve cevabımız Edirne seçeneği olmuş olacak. Evet 3'e bakıyoruz. Emine Işınsu daha önce yaklaşık böyle bir 9-10 sene önce soru getirdi biliyor musunuz? Ve çözülme oranı da düşüktü o sorunun. Ben konu anlatımında da Emine Işınsu'ya fazlasıyla yer verdim. O yüzden önemli bizim için. Emine Işınsu ile ilgili Olamaz e, demişiz. Hemen bakalım. Annesi Halide Nusret Zorlu Tuna'dan dolayı sürekli edebiyattan söz edilen şiir okunan bir çevrede yetişmiştir. Doğru. Birinci tekil şahıs anlatımıyla yazılan ilk romanı Küçük Dünya'da her şey romanın kahramanın ruh halinden süzülerek anlatılır. Doğru. Asılacak Kadın adlı romanında müstehcenliği çok fazla kullandığı gerekçesiyle eleştirilmiş. Uzun zaman yasaklara maruz kalmıştır. Hayır Asılacak Kadın Pınar Kürün'dür arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış bir cevap ama. Bence Denizli ve Edirne'ye de bir bakalım. İyice bir Emine ışın suyu bir hazmedelim. Bulgaristan, Kerkük, Batı Trakya Türklerinin esaret altında yaşadıklarına asla ilgisiz kalmamış ve bu konuları işlemiştir. Doğru. Ömrünün sonuna doğru kaleme aldığı eserlerde Yunus Emre, Niyazi Mısır, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli'yi anlatmıştır. Bu da doğru. Daha böyle mistik karakterli, tasavvufi yönü ağır basan bir sanatçı ve bunlara fazlasıyla bu duru aslında konulara yer veriyor diyebilirsiniz. Evet, dörde bakıyoruz hemen. Şöyle bir temizleyelim. Bu parçada söz edilen eserin yazarı hangisidir demişiz. Sevgili Arsız Ölüm daha önce soru getirmiştir bakın. Ama yine bayağı oluyor. Yani bir böyle bir 10-12 senesi var arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm soru getirdiği için önemli. Çünkü böyle 10 sene önceki ya da işte 12 sene önceki yazarları tekrar sormayı seviyor ÖSYM. I. Sevgili Arsız Ölüm modern edebiyatımızda eşi benzeri olmayan bir dil, ses ve anlayışla kurulmuş bir romandır. Yazarın kendi hayatı da dahil olmak üzere Huvat ailesinin köyden kente göçüm ve aile bireylerinin yoksulluk bilgisi ve geleneksel kültürleriyle kentte yaşama tutunma çabalarını konu almıştır. Aynen öyle Latife Tekin'e aittir arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm deyince aklınıza hemen Latife Tekin gelmeli diyorum. Evet, 5 soruya bakalım. Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen bakalım. Altı Öykü kitabı, altı romanı yayınlanmış. Hem Öykü dalında hem Roman dalında Yunus Nade ödüllerini kazanmış. 2003 yılında yayınlanan romanı Mor ile de Orhan Kemal Roman ödülünü almıştır. 1994'te yayınladığı Yeni Yalan Zamanlar romanının 2003'te yayınlanan Mor ve 2007'de yayınlanan Safran'sa romanlarıyla Yeni Yalan Zamanlar başlıklı bir üçleme haline getirmiştir. Kimdir bu sanatçımız arkadaşlar? İnci Aral'dır diyoruz. İnci Aral dediğimizde tekrar neyi bilecekmişiz? Mor, Yeni Yalan Zamanlar, Safran Sarı isimli eserleri önemlidir diyoruz. Yine böyle bir dönemin çok sorulan sanatçılarından da İnci Aral. Böyle Sadece bu eserleri ben esasında daha böyle öne çıkan eserlerini vermek istedim. O yüzden bunları bilseniz bizim için yeterli. Hadi altıdayız artık. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demişiz. İlk yapıtlarında kötü yola düşmüş kadınların... Çöken burjuva ailelerinin yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların, yeni ortamlarda bulunan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarını anlattı. İlk hikaye kitabı Parasız Yatılı. Firuzan'ı kaybettiğimiz için, Firuzan'ın gelme ihtimali de yüksek. Parasız Yatılı daha önce soru getirdi. Bizzat Parasız Yatılı'yı bu şekilde anlatıp vermişlerdi. Bu eseri bilelim olur mu? Olur mu? Hatta yıldızlayalım arkadaşlar. Firuzan dediğimizde aklımıza Parasız Yatılı şöyle bir gelsin istiyorum. Çevresin sayfalarımız artık 7'deyiz. Ne demişiz? Yukarıda numaralanmış parçalara aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi söz konusu olamaz demişiz. Bence şöyle şey yapalım mı? İşaretleye işaretleye gidelim. Sondan başlayalım hatta. Bir bilim adamının romanı az önce konuşmuştuk. Hatta ben böyle anahtar kelimeler vererek gitmek istiyorum. Ülkemizde pek benimsenmemiş bir dalda biyografik roman türündedir bu. Bir bilim adamının romanını Oğuz Atay yazmıştır ve hocası Mustafa İnan'ı anlatmıştır. Çiziyorum altlarını bakın siz de çizin kitabınızdan. Mustafa İnan'ı anlatıyor diyoruz ve Oğuz Atay'a aittir diyoruz arkadaşlar gittim. Aylak Adam dediğimiz zaman Yusuf Atılgan akıllara gelecek ve burada Bay C isimli bir karakterimiz olacak. Dolayısıyla Adana'da buradan gittim. Berlin'in Nar Çiçeği iki farklı kültürden gelen insanların Almanya'da kesişen, iç içe geçen dünyalarını sergilerken sevginin gittikçe daha da kararan çağımızda bile birleştirici gücünü anlatır. Bu da yine Firuzan gittim. Fikrim'in İncegülü Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olan 1975 yılında bir yaz günü arabasıyla Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye gelen, Bayram'ın doğup büyüdüğü köy olan Ballıhisar'a gittiği 7 saatlik zaman diliminde yaşadıklarını hikaye edinir. Fikrim'in İncegül'ün bu bu şekilde açıklaması soru getirmişti. Demişti ki işte Almanya'da otomobil fabrikasında işçi olan Bayram e, geliyor Türkiye'ye vesaire şeklinde böyle bir eser içeriği vermişti. Dolayısıyla bu eser Fikrim'in İncegülü'dür arkadaşlar. Soru getirdi tekrar söylüyorum. O yüzden Adalet Ağoğlu da gitti. Cevabınız ne oldu? Sayit Faik Abası Yanık olmuş oldu. Yani Edirne oldu diyoruz. Evet 8'deyiz artık. Şöyle biraz büyütelim. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada? geçen altı çizili söze örnek olamaz demişiz. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan tek Türk romancı olan Orhan Pamuk çok sayıda eser kaleme almıştır. O zaman biz Orhan Pamuk'un eseri olmayan seçenek cevabımız olacak. Cevdet ve Evi Oğulları onundur. Kırmızı Saçlı Kadın onundur. Medar Mahişet Motoru onun değildir. E, Sayit Payık Abası Yanığı'ndır. E, dolayısıyla cevap Ceyhan. Devam edelim. Kafamda bir tuhaflık ve Beyaz Kale yine Orhan Pamuk'a ait eserlerdir. E, Orhan Pamuk bu Nobel Ödülü alırken ki yaptığı konuşmanın ismi de Babamın Bavul tamam mı arkadaşlar? Daha önce KPSS'de çıkmış bir sınav sorusuydu ancak siz de bunu bilin. E, TYT'de hiç gel, hiç gelmedi ama olsun bir genel kültürdür. Belki sorar, belki bir bilgi yanlış olarak gelir. Babamın Bavulları isimli başlıkta bu konuşmayı yapmıştır. Nobel Edebiyat Ödülünü alırken. 9'dan devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir demiş. Hemen bir bakalım. O kent öykücüsü olduğu için görevli olarak bulunduğu birkaç Taşra kentini konu alan öyküsü dışında hep İstanbul'u, İstanbul'un orta halli insanlarını ve bu insanların yaşadıkları eski mahalleleri, dar sokakları ve bu sokaklarda sürdürülen yoksul ama sıcak ilişkileri, geçmiş şimdi çatışması için de öyküleştirir. Bunların dışında yine büyük kentin kalabalık caddelerini, bu caddelerde sürdürülen renkli hayatı, ahlakça dolaşan kişilerin dikkatiyle okura yansıtır. Ya da sokak aralarında neon ışıklarının, renkli vitrinlerinin ışıklarının ulaşamadığı, kentin kuytu köşelerinde dikkat çekmeyen silik insanları öykülerine dahil eder. Sinemaları anlatırken, sinemalarda teşrifatçılık yapan, gişede bilet satan yoksul kızların dünyalarını ayna tutar. Ancak bu kişileri anlatırken iş dünyalarının derinliklerine inmeyi başaramaz. Bu yüzden kent insanının trajedisini veremez. Onları sadece dıştan göstermekle yetinir. Garipler sokağım, suçumuz insan olmak. İnsan bir ormandır. Düş ekmeği önemli eserleridir. Burada düş, suçumuz insan olmak çok çok önemli arkadaşlar. Direkt böyle. Daha önce de soru getirmiş bir eseri. E, bir de buraya yazmadık ama siz ekler misiniz? Önce ekmekler bozuldu. Hatta böyle bir kodlama yapmıştık. Önce ekmekler bozuldu, sonra da bal. Oktay Akbal demiştik. O da çok önemli bir eseri. Yine suçumuz insan olmak. İnsan bir ormandır ve düş ekmeği Orha, Oktay Akbal'ındır diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor. Modernizm esas alan öyküler ve öykücülük öykücülerle ilgili hangisi söylenemez demişiz? Hemen bir bakalım. Geleneksel anlatımın dışına çıkılır, yer yer alegorik anlatımdan yararlanılır, sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılarak şiirsel bir dil kullanılır. Evet, modernizmde daha çok o şiirselliği görüyorsunuz. İnsanı çevreleyen toplumsal dünya yalın bir biçimde anlatır. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilir. Doğru. Anlatılan birey kendi özünü arar. Kendisi olmaya çabalar. Bu bakımdan birey yaşadığı toplumla da çatışma içindedir. Doğru. Halk kitlelerinin edebiyata yakınlaşması için uğraşıldı. Yazarlar halkın sesi olmak için her zorlu mücadeleyi göz önüne aldı. Hayır. Modernizmde ve hatta postmodernizmde birey ve bireyin iç dünyası vardır arkadaşlar. Dolayısıyla halk kitlelerini edebiyata yaklaştırmak ve işte halk için edebiyat yapmak gibi bir anlayış yok. Dolayısıyla cevabınız de Deniz'le oldum. Edirne'ye de bakalım. Sinemadan alınan geriye dönüş tekniğiyle katı zaman zincirini kırmak amaçlandı. Romanın baştan başlamak veya belirli bir sonla bitmek zorunluluğu kaldırıldı. Bu da gitmiş oldu. Evet hadi bakalım artık 71'deyiz. 71'de Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu göreceğiz. Çok abartı böyle soru gelmiyor ama böyle soru gelebilecek nitelikteki eserleri birlikte bir konuşacağız. Şimdi bir değerlendireceğiz. Ondan sonra da hemen bir 72'ye geçip bitireceğiz. Bugün 4 test çözüyoruz ama önce bir su molası. Evet suyunuzu içiniz bakalım. Bu kamp bittikten sonra da yine sular devam ediyor. Gerçi yeni kamplarımız başlıyor değil mi? Türkçe denemesi kampımız başlayacak arkadaşlar. Edebiyat full tekrarımız başlayacak. Bizde kamp bitmiyor. Nasıl ama? 15 günde bitirdik değil mi? Güzel, iyi bitirdik. Biraz yorulmuş olabiliriz. Ben de, siz de. Ama az kaldı öyle düşünelim. Evet. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilenler yanlıştır demiş. Hadi bakalım. Milli Edebiyat döneminin hakim olduğu yıllarda açılan Darül Bedai'yi 1930 şehirde Tiyatrosu adını aldı. Doğru. Batılı tiyatro yazarlarından yapılan ilk çeviriler Cumhuriyet dönemi yazarları ve şairlerince yapılmıştır. Hayır. Batılı tiyatro yazarlarından yapılan çeviriler Tanzimat döneminde başladı arkadaşlar. Değil mi? E, i̇lk çeviriler Tanzimat döneminde başladı. Bursa cevabımız ama diğerlerine bakalım. Kültürel yozlaşma, köy gerçekleri, adaletsizlik gibi kavramlar tiyatro yazarlarımızın ilgisini çekmiştir. Doğru. Epik ve absürt tiyatronun örnekleri ilk olarak Cumhuriyet yıllarında verilmiştir. Doğru. Atatürk ülke ve inkılapları Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yoluyla halka anlatılmaya çalışılmıştır. Doğrudur diyoruz. Evet ikiye bakalım hemen. Bu dönem ödevini hazırlayan öğrenci hangi bilgide hata yapmıştır demiş. Bakalım. Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili bir dönem ödevi hazırlayan öğrenci şu sonuçlara ulaşıyor. Batı tiyatrosu her anlamda örnek olarak kabul edilmiştir. Evet Cumhuriyet döneminde böyle bir Batı'ya e, hayranlık tabii ki devam ediyor. Tiyatro'ların kurumsal bir nitelik kazanması başarılmıştır. Evet. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türk tiyatrosunun merkezi İstanbul olmuş ancak zamanla Anadolu'ya yayılmıştır. Evet. Muhsin Ertuğrul'un Bedainin başına geçmesiyle Türk tiyatrosu büyük bir atılım yapmıştır. Evet. Türk tiyatrosunda eser sayısının artması sayesinde çok fazla oyun sergilenmiş ancak kalite düşmüştür. Yok böyle kalite düşmüştür diyemiyoruz. Aslında Cumhuriyetle beraber daha da böyle başarılı eserler görüyorsunuz arkadaşlar. Üçe bakalım. Aşağıdakilerden hangisi absürt tiyatronun özelliklerinden biri değildir demişiz. Alışılmış ve yaşanmakta olan düzen yeridir. Evet, absürt zaten saçma demek. E, günlük hayatta daha böyle görmediğiniz ifadeleri görüyorsunuz. Geleneksel tiyatro anlayış ve kuralları tanınmaz. Evet, bütün kalıplara karşı çıkılır. Doğru. Her şey belli bir düzen içinde anlatılır. Hayır, düzen yok aslında. O kalıplar reddediliyor absürt tiyatroda. Zaten isminin de hakkını veriyor. Tiyatro ses ve hareket düzeninden ibarettir. Bu da doğru bir bilgi olmuş oldu. Hadi bakalım dörtteyiz artık. Şöyle bir temizleyelim. Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Şiir ve hikayede yazmış olmakla birlikte Türk Edebiyatı'nda daha çok tiyatro yazarlığı ile ünlendi. Tamam biz eserleriyle bulabiliriz değil mi daha çok? Bir süre sonra şiiri tamamen bıraktı sadece tiyatro yazarlığı ile ilgilendi. Tanrılar ve insanlar Gilgamesh oyununda tüm dünya nimetlerini tepip tanrılara kafa tutma motifine yer verdi. Evet şimdi bir tane eseri geldi tanrılar ve insanlar. Devam. Hürrem Sultan yine bu çok popülerdir arkadaşlar. Tanrılar ve insanlar Hürrem Sultan. Hürrem Sultan oyunuyla şairlerin yazarların özgürce yazmaları, eleştirebilmeleri, devlet yöneticilerinin onlara karışmaması, eleştirilerini dikkate almaları üzerinde durur. Tamam. Korkunç Oyun adlı absürt oyunda bir biyoloji profesörünün dikkat çekmek için önce intihar denemelerinde bulunması, sonunda kendisi yerine kadını öldürüp gülmesi konu edilir. Tamam. Şimdi Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar e, önemli eserleridir dedi. Kim bu sanatçı? Orhan Asena diyoruz arkadaşlar. Evet, 5'e bakalım. Yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk romanı Yağmur Doğası Sabla eseridir. Tabii ki burada çok romanı değil tiyatrosuyla öne çıktığı için biz tiyatrosunu konuşacağız. 1954 yılında yayımladığında 9 günde 50 bin satışla bir rekor kırdım. Domuz Neşe'nin şarkıları Er Oyunu ve Kavşak adlı 4 romanı arka arkaya yayımlandı. Çok yönlü bir yazar ve yayımcı olmasına karşın asıl başarısını tiyatro alanında gösterdi. Aksaklıkları eleştiren kurumların gülünç yönleriyle ilgili tiyatrolar yazdım. Açıl Kafam Açıl, Karayar Köprüsü, Turp Suyu, Canavar Cafer, Yağmur Duası, Direkler Arası, Cengiz Han'ın bisikleti. Bakın Cengiz Han'ın bisikleti daha önce soru getirdi arkadaşlar. Cengiz Han'ın bisikleti işaretleyin. Bir kilo namus daha önce soru getirdi. Ama burada Karayar köprüsünde bilmekte fayda var. Kimdir bu sanatçımız? Refik Erduran'dır. Tekrar söyleyelim. Cengiz Han'ın bisikleti, Karayar Köprüsü. Yani gelirse bunları sorar. Yine ama biz bir kilo namusu da e, işaretleyelim. Refik Erduran'a ait olduğunu bilelim. Çevresin sayfamız artık altıdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan türe örnek bir eserdir? Epik tiyatro. Siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. Bertolt Breit'in oluşturduğu ve seslendiği seyirci kitlesini de emekçi sınıf olarak belirlemiş bir kuramdır. Asıl amacı tiyatroyu bir lüks olarak elit kesimlere göstermek değil, tiyatronun sıradan halkın gündelik sorunlarına indirilebileceğini gösteren ve dahası gündelik insanın sorunları üzerine bir tiyatro anlayışıdır. Yani epik tiyatro deyince aklımıza bizim zaten Haldun Taner geliyor ve epik tiyatro deyince de Keşanlı Ali destanı geliyor arkadaşlar. Yine Haldun Taner'e ait bir eserdir diyoruz. 7'ye bakalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demişiz. Hemen bir bakalım şöyle. Güngör Dilmen yazı hayatına şiirle başladı. İlk şiiri 1956'da henüz üniversite öğrencisiyken Yücel Dergisi'nde yayımlandı. Gönlünü oyun yazarlığına kaptıran Dilmen 1959'da Sinema Tiyatro Dergisi'nin açtığı tek perdelik oyun yazma yarışmasına katıldı ve birinciliğe layık görüldü. Hangi eseriyle? Midas'ın Kulakları isimli eseriyle. En önemli eseri zaten budur arkadaşlar. Kısa oyunda avcı ile av arasındaki ilişkiyi sembolik ve metaforik bir düzlemde işledi. Avcı Karkap zaten isminden de anlıyorsunuz. Gitmek istemeyen bir memurun sancılarını yine özgün bir üst ...uslupla anlattım. Bu da ayak parmakları. İspanyol Meksika tarihini trajedi türünde kaleme aldı. Tarih ile mitolojiden faydalandı. Nerede? Ak tanrılarda. Ama Atçalı Kel Mehmet zaten Güngör Dilmen'e de ait değil. Oradan da gider. Ama e, yerleştirerek de çok rahat bir şekilde buluyorsunuz. Güngör Dilmen e, yani tabii ki bu eserleri de önemli ama en önemli eser az önce de söylediğimiz üzere Midas'ın kulakları, Midas'ın kördüğümü, o Midas üçlemesi çok önemli arkadaşlar. Yani Midas deyince aklınıza Güngör, Dilmen, Kalyoncu gelsin tamam mı? Midas'ın kulakları, Midas'ın kördüğümü daha çok böyle sorularda gelir. Peki 8'deyiz. Bu makale aşağıdaki sanatçıların hangisiyle ilgilidir? Türk tiyatrosunun öncüsü değil mi? Bunu vermiş. Başarılı yazar 1960'dan itibaren tiyatro çalışmalarına yoğunlaşırken güncel olayları konu olan eleştirel oyunları sunabilmek amacıyla Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşuna öncülük etti. Oyunlarında meddah geleneği ve tuluat tiyatrosunun özelliklerinden yararlandı. ilk eserlerinde de dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Şişhaneye yağmur yağıyordu öyküsü. Bakın Şişaneye yağmur yağıyordu. Geçen sene yakaladığımız soru birebir yakaladığımız kimdi? Haldun Taner'di arkadaşlar. Ve yine tabii ki ben diğer eserlerinde bir söylemek istiyorum. Sanko'nun sabah yürüyüşü çok çok önemlidir. Sersem Koca'nın kurnaz karısı yine önemli bir eseridir diyoruz. Ve cevabımız Edirne seçeneği olmuş oluyor. Hadi 9'dayız artık. Yukarıda tanıtılan yazarı istiyoruz sizden. Bakalım eserlerinden tabii ki daha çok tanıyacağız. Türk Edebiyatı'nın Shakespeare olarak görülen yazar özellikle tarih tiyatrolarıyla tanınır. Bakın Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i dediğimde aklınıza Turan Oflazoğlu gelecek arkadaşlar ama... Ben diğer eserlerini bir vereceğim. Eserleri ilk sırada Nazım Nesir Karışık olarak yazılan Bizans düştü değil mi bu önemli. Yine Cem Sultan'ı çok önemli. Yine Yavuz Selim yani biraz daha böyle o tarihi karakterleri anlatmayı da seven bir sanatçıdır. Dolayısıyla cevabınız Ceyhan olacaktır. Evet test 72 devam edeceğiz tiyatrodan ama şöyle bir mola verelim hemen. Artık son teste geçiyoruz. Bu arada saatlerimiz arkadaşlar gece 1 oldu. Yalnız değilsiniz. Çalışmaya birlikte devam ediyoruz göstereceğim ders sonunda. O sizi motive ediyormuş. Güzel ben olsam beni de motive eder miydi ederdim. Çünkü ya böyle gece olduğunda böyle sanki işte herkes her, bütün işini bitirmiş uyuyor da ben çalışıyormuşum hissiyatı belki olabilir ama burada birlikte çalışıyoruz bakın. Ben de çalışıyorum gece. Hadi bakalım. Bu parçada geçen altı çizilin sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Şimdi yukarıda bir sanatçıyı verdik ve onu tanıyacağız. Köylülerin töreler yüzünden dağılan ailelerin dramı, muhtar tarafından ezilen sömürülen köylülerin yaşadığı sıkıntılar, aşırı ve kontrol edileme, edilemeyen kıskançlığın doğurduğu sonuçlar. Tamam ama biz eserle daha çok tanıyacağız. Gazeteciden Dost, en önemli eserlerinden bir tanesi. Daha önce soru getirdi. Ben devletim. Sarı Naciye. Önemli. Bunları bilin arkadaşlar ama tabii ki isyancılar, utanç dünyası eserleri de var ama hani sorarlarsa bu sanatçı ki bu sanatçımız Recep Bilginer'dir. Bu eserleri öne çıkar diyebiliriz. İkiye bakalım hemen. Bu parçada söz edilen tiyatro eseri hangisidir? Ama az önce Esasında o tiyatro eserinde konuştuk ama burada da bir tekrar etmiş olacağız. Yazar Hürrem'i daha çok kendi ağzından tanıtır. Buna göre Hürrem saraya geldiğinde toy bir kızdır. Güzelliğinden başka silahı ve desteği yoktur. Gülbahar ise en göz kamaştırıcı çağındadır. Herkes Gülbahar'a geleceğin sultanı gözüyle bakmaktadır. Çünkü Mustafa'yı doğurmuştur. Hürrem ise o zamanlar tek başına güçsüz bir kadındır. Ona göre güzelliği hem bahtının hem de mevtinin nedeni olabilir. Tamam yani Hürrem Sultan'ı anlatan kişi kimdi? Orhan Asenay'dı. Dolayısıyla cevabınız Ceyhan seçeneği olmuş oluyor. Evet, üçe bakalım. Parçalarda söz edilen eserler aşağıdakilerden hangisine aittir demişiz. Bakalım hemen. Yani tiyatrodan bu kısımdan çok gelmez ama en azından böyle bir kulak aşinalı otursun diye ...verdiğimiz bir soru olacak şimdi. Asiye nasıl kurtulur? Annesinin geçmişinden dolayı toplumda kabul görmemesine rağmen... ...yaşamını ahlaklı sürdürmek için çaba gösteren... ...ancak koşulları gereği bu döngünün bir parçası olan... ...bir kadının yaşamını anlatan epik bir tiyatro. Adam adamdır. Bertolt Brecht bu oyunu 1925 yılında... ...Almanya'nın endüstrileşme ortamında yazmış. Daha sonra birçok kez elden geçirmiştir. Ve daha sonra da bu sanatçı... ...bizim tiyatromuza uyarlıyor. Oyun nasıl oynanmalı? Şimdi arkadaşlar bunlar işte Orhan Asena... Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer mesela bunların hepsini konuştuk bu kişilere ait değil. Vasıf Öngören'e ait ama dediğim gibi şöyle bir sadece kulak aşinalığı. Burada sorulursa tiyatro ki böyle çok düşük bir ihtimalle soruluyor. Orhan Esan'a, Recep Bilginer, Turan Oflazoğlu, Haldun Taner gibi yazarlarımız daha ön planda. Peki dörde bakalım yukarıda bazı özellikleri verilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Bakalım. İlk oyunu tiyatro mevsiminde sahnelenen büyük şehirdir. Oyunlarının hemen tümü şehir ve devlet tiyatrolarında sahnelenmiştir. Paydos bunların en ünlüsüdür. Bakın Paydos yine bir de buzlar çözülmeden var. Daha önce soru getirdi. Buzlar çözülmeden ve Paydos'u sormuşlardı. Cevat Fehmi Başkut'tur. Tamam. Nerede? Evet Bursa'da. Buzlar çözülmeden ve Paydos Cema, Cevat Fehmi Başkut diyoruz arkadaşlar. Evet beşinci sorumuzdayız artık. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir? Bu yazarı bir tanıyalım hemen. Yazda Oyunlarla Türk Tiyatrosuna belgesel romanları ve araştırmalarıyla da tarihsel gerçeklere katkıda bulunan yazar, yaşamını ülke hizmetine adamış bir edebiyat ve kültür adamıdır. Yazarın başta Şu Çılgın Türkler romanı olmak üzere toplum genelinde büyük ilgi uyandırdığını da görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şu çılgın Türkler zaten bir ara satış rekorları kırmıştı biliyorsunuz. Çok önemli bir romandı. Kimindir? Turgut Özakman'ındır diyoruz. Nerede? Evet. Ama diğer eserlerine de bakalım. Duvarların ötesi, töre... Ulusal Kolej Disiplin Kurulu, Ah Şu Gençler, Pembe Evin Kaderi gibi eserleri de vardır diyoruz. Evet, altıdayız artık. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi doğru olamaz demişiz hemen bir bakalım birlikte 1923-1993 yılları arasında yaşayan Sabahattin Kudret Aksal, yalın ve felsefeden güç olan şiir anlayışıyla Türk şiirinin önemli şairlerinden biri olarak edebiyatımızdaki yerini almıştır. Doğru Sabahattin Kudret Aksal'a ait ee, Sabahattin Kudret Aksal'dır bu kişim. Ancak yazarın şiir ve öykülerinin yanı sıra aile aşk ilişkilerini ve iktidar kavramını çözümlemeyi denediği dokuz tiyatro oyunu bulunmaktadır. Doğru. Bireysel lafları, sahicilik arayışlarını gündelik hayattan incelikli gözlemlerle yansıttığı oyunlarında şairlerinin, şairliğinin verdiği dilsel manevra kabiliyetiyle sarsıcı bir kursu, kurgusallık yaratmayı başarabilmiştir. Doğru. Bu oyunlar temelde aile kurumunu sorgular. Kahvede şenlik vardan sonra yazdığı oyunlarda gerçek dışı bir anlatımın dikkat çektiği görülür. Doğru. Yazar Enver Canla birlikte Simanalı Şeyh Bedrettin, Hayır mesela bu kimindi? Nazım Hikmet'in bir eseriydi değil mi? Tanrılar ve insanlar ya devlet başı ya kuzgun neşe. Hayır bunlar Sabahattin Kudret Aksal'a ait değil. Dolayısıyla cevabınız Edirne seçeneği olmuş olacak. Evet yedinci sorumuzdayız. Artık şöyle temizleyelim. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez demişiz. Bakalım şimdi. Dünya ve Türk tiyatrosunu incelemek, tiyatro tarihimizi ve eserlerimizi yurt içinde dışında tanıtmak için inceleme ve çalışmalar yapmak, tiyatro kültürüne sahip insanlar yetiştirmek, genç yazarlara tiyatro eseri yazma tekniğini öğretmek amacıyla 1958'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne bir tiyatro enstitüsü kurulmuştur. Hangi sanatçılar tiyatro yazmış? Yani şıklara bakacaksınız ve tiyatrosu olmayan sanatçı sizin cevabınız olacak. E, Tanpınar diyor. Hayır, Tanpınar şairdir, romancıdır, öykü yazar ama bu tiyatro da göremiyoruz arkadaşlar. Ama mesela Necip Fazıl, Aziz Nesin, Nazım Kurşunlu, Oktay Arayıcı gibi sanatçılarımız tiyatro eseri yazmışlardır. Evet 8. sorudayız artık. Bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilecekler arasında hangisi yoktur demişiz. Bakalım Oktay Rıfat'ın hangi eseri mesela? Oktay Rıfat'ın Mikado'nun çöpleri, sahnenin dışındakiler fazilet eczanesi kadınlar arasında huzur çıkmazı. Melih Cevdet'in Haldun Taner'in gibi oyunları. Evet tamam. Şimdi Haldun Taner deyince fazilet eczanesi ona aittir. Gitti arkadaşlar. Melih Cevdet'in Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun çöpleri gittim. Oktay Rıfat'ın Kadınlar Arasında gittim yine huzur çıkmazı da ona ait ama sahnenin dışındakiler kimindi? Ahmet Hamdi Tanpınar'ındı. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ı göremediğiniz için burada cevabınız Bursa seçeneği olmuş oldu. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili hatalı bir bilgidir demişiz. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ustalarından Adalet Ağolu romanları kadar oyunlarıyla da büyük yankı uyandırmıştır. Doğru Adalet Ağolu'nda bunu görüyoruz değil mi? Oyunları da vardır. Neziha Aras Hayattan Yapraklar adlı piyesi ve Akıllı Tavşan ve Güçlü Aslan Sihirli Fındıklar adlı müzikli çocuk oyunlarını yazdı. Doğru. Bir ölümün toplumsal anatomisi devlet Ağa köylü üçgeninde sömürü düzeni eleştirir. Oktay Arayıcı tarafından yazılmıştır. Doğru. Sokrates savunuyor Turan Oflazoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Evet, Platon ve Kesonofanes'in yazdığı Sokrates'in savunması adlı eserden farklıdır. Evet. Fahri Rıfkı Atay'ın yazdığı Çankaya adlı piyes. Çankaya piyes miydi? Hayır. Atatürk'le ilgili anılarından bahsediyordu. Bu bir anı kitabıdır arkadaşlar. Atatürk'le ilgili ve inkılaplarını anlatan ünlü bir tiyatro eseridir. Yanlış. Atatürk'le ilgili anılarından bahseder. O yüzden cevabınız ne oldu? Edirne seçeneği olmuş oldu. Evet. Bugün de bir dersin sonuna gelmiş olduk. Önce ödevleri vereyim, ondan sonra ne yapalım arkadaşlar? Son ödevimiz artık bitiyor. Koskoca bir kitabı bitiriyoruz arkadaşlar. Birlikte bitirdik. Birlikte o istikrarı yakalamak çok önemliydi. Son güne kadar ilk günden son güne kadar buradaydınız. Harikaydınız arkadaşlar. Ama yeni kamplar geliyor. Son güne kadar beraberiz. Bunu öylesine söylemiyoruz biliyorsunuz ki. Kitaplar açılsın. Hadi son ödevler artık. 72'den 77'de bitiriyoruz artık arkadaşlar. 77'ye kadar ödevimiz. Yani yarın 5 tane test çözeceksiniz salı gününe ve kitabı bitirmiş olacaksınız. Ben hep böyle ödev verirken, dershanede çalışırken ya da okulda çalışırken şey yapardım çocuklara işte. Bir sayfasına mesela şuraya tarih de atardım. Tarihimiz kaç? 30 Nisan, Salı kitap bitti yazardım falan. Çünkü böyle son güne geldiğinizde son iki gün, üç günde böyle sanki hiç çalışmamış hissiyatına kapılabilirsiniz. Ondan sonra bitirdiğiniz kitaplara bir baktığınız zaman ne kadar çalıştınız, ne kadar emek verdiğiniz, ne kadar video izlediğinizi, benimle ne kadar beraber olduğunuzu görebileceksiniz. Bunu gördükten sonra da zaten evet tekrar böyle bir motivasyonla o sınava girmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet ödevimiz dedik ki 77 Y kadar ödevimiz. Şimdi günün sorulara gelsin birkaç tane böyle fazla soralım. Rastgele şöyle soruyorum. Açayım hemen. Ama şöyle gel. Eser de hiç gelmedi şu an bir saniye. Biraz yine böyle şeyden gidelim mi? Heh. Dikmen Yıldız'ı kimin eseridir? Yazın. Ben böyle tek tek sorayım. Hemen aşağı yorumlara yazın okuyorum yorumlarınızı. Dikmen Yıldız'ı kimin eseridir? Evet. Ee, şunu çözmüştüm. Şeftali Bahçeleri isimli bir öykü vardı. Çok önemliydi hatta dedim. O Şeftali Bahçeleri öyküsü kimindi? Onu yazın. Sonra Fırtına ve Kar isimli şiir kime aitti? Bunu yazın. Bunu zaten aslında yakaladığımız bir soruydu ama. Şunu yazın. Şu eserin kime ait olduğunu. Güneş rengi kadehlerle, hatta kodlama yapmıştım. Bir yeni dünya kurmuşum ve gerçek hayali açtı demiştim. Güneş rengi kadehlerle bir yeni dünya kurmuşum, gerçek hayali açtı. Kimin eseriydi arkadaşlar bunlar? Bir yazın bakayım hemen. Hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Çok iyisiniz. Çat çat hemen yazılmış vallahi. Ben bakıyorum. Çok iyiyim. Kapalı çarşı, eski toprak, çevre, evler kimin eseriydi? Gelsin cevaplar. Gelsin gelsin. Biraz arttırdık bakın. Üçüncü şahsın şiiri kimin eseriydi? Hatta şöyle diyorduk değil mi? Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım o meşhur olan şiir değil mi? Evet. Peki süpersiniz. Devam edelim. Soracağım vallahi güzel oluyor böyle sormak. Masada masaymış ha şiiri kime aitti? Çözmüştük bunu sorusunda. Peki güzel. Bir tane daha sorayım mı? hadi? Firavun imanı kime aitti? Çok sordum ya. Ama anlık yazdıysanız cevapları hızlı hızlı da yazmış oldunuz. Evet. Şey gösterecektim. Saati gösterecektim arkadaşlar. Saatimiz 01.10'u göstermekte. Güzel ilerliyoruz. Harikayız. Ben bir video daha çekeceğim. Full tekrar da çekeyim bence. Arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet artık son bir gün. Son günden sonra yeni kamp gelsin bakalım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi verdiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç ve enerji daima bizimle.